O çadırda kalırdı. O çadırda idare ederdi. O çadırda kendisini ve ordusunu idare ederdi. Evet, bunun üzerine kendisi sahabelere kirama şöyle buyurdu orada. Ey sahabeler dedim. Bizler geldik. Übülle'yi fethettik. Basra'yı da kurduk. Allah bizlere nice nice nimetler verdi. Zamanında bulmuş olduğumuz o suda pişirmiş olduğum pirinç bizim için en büyük nimet olaraktan görüldük. Ama gördük ki hepimiz Falluze tatlısını yiyoruz, diğer tatlıları yiyoruz. Furs ve Acemler ne yiyorsa aynısını bizler de yiyoruz. Allah bizlere bu dünyayı bizlere verdi. Ama gelin bu dünyayı ahirete tercih etmeyelim diye buyurdu. Ey insanlar dedi, dünya gelip geçicidir. Ahirete intikal edeceğiz bir gün. Bu dünya zaildir. Bu dünya zaildir. Ahirete yapacağımız amelleri kazanalım. Ben ise yedincisiyim. Yedinci olarak da Müslüman oldum ben. Müslüman olduğumda yemiş olduğumuz ekmekler dudaklarımızı çürütüyordu. Bu kadar serseyle şey dedik. Hatta gün olmuştur ki elime bir tane elbise geçti. Bunu parçaladım. Yarısını ben aldım. Yarısını Sa'd ibn Ebi Vakkas'a verdim. İkiye böldük. İkimiz bir elbiseyi taksim ettik. Böyle bir hayatlar yaşadık. Ey sahabeler, geliniz, geliniz. Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri güzel yollarda kullanalım. Ahiretin imarı için kullanalım. Kendimizi bu dünyanın seviyesine vererekten aldanmamaya çalışalım. Gözümüz açık olsun, gönlümüz hoş olsun diyerekten nasihatte bulundu. Ve kendisi dedi ki, ben kendi nefsime güvenemiyorum. Kendi nefsime güvenemiyorum. Ben bu diyarı terk edeceğim, doğru Medine'ye gideceğim. Orada ben bu mertebeden af olmamı isteyeceğim diye buyurdu. Atına bindi. Medine-i Münevvere'ye geldi. Medine-i Münevvere'de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı gördü. Orada şöyle buyurdu. Ey Ömer, bana verdiğin görevi yerine getirdim. Hakkıyla yerine getirdim. Bunu Mevla biliyor. Eshabını da orada bıraktım. Ben ise şimdi bu görevden almanı istiyorum diye buyurdu. Ve ısrarla söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ömer buyurdu ki, hayır, bu görevi sana verdim. Tekrar alamam. Bu senin, sen bunun ehlisin. Hakkından sen geleceksin diye buyurdu. Ve tekrar oraya döneceksin deyince emrine itaat olaraktan tekrar geri dönerekten dua etti. Ey benim Allah'ım, beni oraya ulaştırmadan benim canımı al. Ben tekrar gidip o makama nail olmayayım diye yola çıktı. Yolda devam ederken atının ayağı kırıldı, yere düştü ve orada da şehit oldu. Bu zatın da hayatı böyle oldu ve böyle bir hayata nail oldu. Ve güzel bir hayatın aşık olaraktan da o aşık olmuş olduğu hayatın uğruna da hayatını veda etmiş oldu. Evet değerli kardeşlerim, işte Utbe bin Gazvan Hazretlerinin hikayesi de kısaca böyleydi. Allah bizlere buna vermiş olduğu aşkın aynısını da bizlere versin. Ve ahiru davane enil hamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed. Efendim? Haftaya alın. Allah izin Nuaym bin Mesud. Nuaym bin Mesud Hazretleri Allah izin verirse gelecek hafta çok tatlı bir kıssası var. İnşallah bunu da beraber Allah izin verirse okuyacağız. Allah razı olsun. Allah razı olsun.